Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle seçmeli okuma becerileri birinci dönem birinci yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sınav sorularımız yeni sistem uyarlanmış açık uçlu sorulardır arkadaşlar. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Kurnaz Kurt Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde şu bizim Çin'de Develer tellal, pireler berber iken, ben anamın anasının beşiğini tıngı mıngır sallar iken kalbur elek kambur felek üstüne söz ederken ulu muğlu yüce mi yüce bir dağ varmış. Ama ne dağ ne dağmış. Dağ mı desem bağ mı desem diye gören şaşarmış. Doğruğuna bakan dağ eteklerindeki bağlara bakan bağ dermiş. İşte bu dağın yüce doruklarında bir kurt belirmiş. Kurt da kurtmuş hani. Canavar gözlü, kalın enseli. Ziyankar mı ziyankar bir yaratıkmış. Gece düzeyner, köye girermiş. Köyün keçi, at, eşek, Allah ne verdiyse yermiş. Har harman savuranın hesabı köyün Ali Kıran'ı kesilmiş. Köylüler bakmışlar ki olacak gibi değil, sarılmışlar silaha. Koyulmuşlar, etekleri bağ, yüce dağ yoluna. Az gitmişler, uz gitmişler derken dağa gelip yedi koldan dağı taramaya koyulmuşlar. Aman dememişler, uyku nedir bilmemişler. Yedi gün, yedi gece kurdu izlemişler. En sonunda kurdu görmüşler. Ama ne var ki, vuramamışlar. Bu sefer yedi kolda yedi tuzak kurmuşlar. En sonunda kurnaz kurdu, tutup köy odasına getirmişler. Köy odası bir alemdir. Orada kanun köyün gelenekleriyle töresidir. Kanun demek dayak demektir. Bunları bilen kurt odadakilerden korkmuş. Odadakiler de kurttan korkmuşlar. Dayak yerine sorgu sual etmişler. Bire kurt demişler. Hayvanlarımızı niçin yiyorsun? Yazık değil mi fakir fukaraya? Kurt önce susmuş. Sonra da soruya şöyle karşılık vermiş. Ben bir kurdum. Bende de can var. Sizin gıdanız ekmek ise Benimkisi de et. Hayvanlarınızı yemeyim de ne yeyim? İstiyorsanız hayvanlarınızın kurtulmasını getirirsiniz her gün bir kilo et bana. O zaman yemem hayvanlarınızı. Köylüler çaresiz peki demişler. Kurdu dağa koyuvermişler. vermişler. Bir yuva yapmışlar köylüler kurda. Sıraya koymuşlar kendilerini. Sırası gelen eti götürür kurdu beslermiş ne var ki günler günleri haftalar haftaları kovalamış derken akan zaman içinde köyün hayvanları bitmeye ramak kalmış. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Vazgeçmişler et götürmekten köylüler. Kurt yuvasında bir gün iki gün derken sabırla beklemiş köylülerin et getirmelerini. Bakmış ki ne gelen var ne giden. Gözleri kararmış açlıktan. Kulakları düşmüş yere. Gözlerinde bir kin bin öfke. Kalkmış yerinden kurt. Yavaş yavaş inmiş düze. Bakmış ki bir eşekle sıpası otluyor düzde. Eşekten bir kilo, sıpasından yarım kilo kararlayıp yemiş. Gerisin geriye dönüp yuvasına girmiş. Akşam olmuş eşek sıpasıyla eve geri gelmiş. Attığı nara ile dağı taşı inletmiş. Kurttan ağlaşmış, sahibinin yüreği dağlanmış. En sonunda sahibi soluğu köy odasında almış toplanmış köylüler koyulmuşlar yola. Kurdu tutup getirmişler tekrar köy odasına. E ee, demişler. Söyle bakalım. Niye yedin eşekle sıpasını? Kurt kaldırmış başını, vermiş karşılığını. Et getirmezseniz yerim bile danasını. İyi ama demiş köylüler. Bak köyde hiç hayvan kalmadı. Ne çift sürecek, ne de güdülecek hayvan. Bizler ne ederiz bu zaman? Ben anlamam demiş kurt yoksa sizi de yerim. İşte o zaman olan olmuş. Odadakiler bir iyice korkmuş. Bir çift sür etmeden yan gözle bile kurda bakmadan dışarı çıkmışlar. Kurt kahkayı basmış. Meğer o da korkmuş. Yaptığı kurtulmak için yolmuş. Odadan çıkmış. Kaçıp bilmedik illere gitmiş. Gidiş o gidiş. Bir daha ne kurdu gören olmuş ne de köyün hayvanlarını yiyen. Onlar ermiş muradına darısı dertlerin başına. Derleyen Numan Kartal 1. Masalın geçtiği yer neresidir? Arkadaşlar masal Çin'de geçmektedir. 2. Dağın doruklarındaki kurt nasıl bir yaratıktır? Kurt canavar gözlü, kalın enseli, ziyankar bir yaratık. 3. Köylülerin köy odasına getirdikleri kurt ile nasıl iletişim kurmuştur diyor? Kurtla iletişim köylülerin sorgu sual etmesiyle sağlanmıştır. 4. Kurt köylülere hayvanların için yediğini nasıl açıklamıştır? Kurt hayvanları yemesinin nedenini kendi doğasında olan et ihtiyacıyla açıklamıştır. 5. Köylülerin kurtla yaptığı anlaşma nedir? köylüler kurtla anlaşarak her gün bir kilo et getirilmesini kabul etmişlerdir. 6. Köylerin kurtla yaptıkları anlaşmayı neden sonlandırmışlardır? Köylüler hayvanlarının bitmeye yaklaşması ve et getirmekte zorlanmaları nedeniyle anlaşmayı sonlandırdı. 7. Kurt köylülerin et getirmemesi üzerine ne yapmıştır? Kurt açlıktan dolayı kendisi avlanarak hayvanları yemiştir. 8. Köylüler kurtla tekrar karşılaştıklarında ona niçin kızgındırlar? Köylüler kurdun açlığına rağmen et getirmemelerinden olayı kurtla tekrar karşılaştıklarından kızgındırlar. 9 kurt köylülerle tehdit içeren bir şekilde nasıl konuşmuştur? Kurt köylülere "Siz bana et getirmezseniz Hayvanlarınızı da sizi de yerim demiştir. 10. Masanın sonunda ne olmuştur? Kurt köylülerin korkusu üzerine kaçıp bilinmeyen bir yere gitmiş köyde artık hayvanların yendiği sorunu ortadan kalkmıştır. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.